İnsanlar saçmalıyor bence. Valla kafa karışık, bilmiyorum ki. Türkler bulsun yaptırırım. Devlet para ödüyor bu aşıya. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ülkede aşılar yapılmaya başlandı. Türkiye'de ise aşılar 81 ile gönderimi gerçekleşiyor. Yakın bir zamanda gönüllere aşılar yapılacak. Ama bunun yanı sıra koronavirüsü gerçek bulmayanlar var. HES koduna ise karşı olanlar var. Hatta ve hatta koronavirüs aşısının içinde çip olduğunu iddia eden vatandaşlar bulunuyor. Biz de halkımıza bu konu hakkındaki düşüncelerini soracağız. Bakalım bizlere nasıl yanıtlar verecekler. Koronaya inanıyoruz ama biz aşıya güvenmiyoruz. Neden güvenmiyorsunuz? Kendi ülkemizin yaptığı bir aşı değil ki. Yani ne kadar güvenebiliriz ki? Virüsü onlar bize getirdi, aşıyı da onlar getirdi. Yani mantıken düşününce mantıklı değil. Virüs aşısız yenen de Çinliler ama sonra da dünyaya aşı satmaları çok saçma bir şey ya. Ben güvenmiyorum. Siz aşı yaptıracak mısınız? Yok. Zorunlu olsa bile yaptım. Yaptırmayacaksınız. Neden yaptırmıyorsunuz? Güvenmiyorum çünkü. Ya Türkiye'yi bulana kadar, bizim Türk doktorlarımız, Türk hekimlerimiz bulana kadar ben aşı yaptırmam diyorsun. Yok vallahi yaptırmam. Türkler bulsun yaptı. Yemin etme. He? Yemin etme. Ya yemin etmeyeyim de yaptırmam yani. Kendime güveniyorum. Türkler bulsun yaptırırım. Peki bu kitle hakkında ne düşünüyorsunuz? İkinci dalgada vallahi kitle. Bu hani koronavirüse inanmayan, HES kodunu istemeyen, işte aşıya bile bir bahane buluyorlar. Mesela içinde çip var falan diyorlar. Aynen. Bunu söyleyen kitle hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şöyle bir şey, yani yaptıranlar belki ileride pişman olur, yaptırmasınlar diye tavsiye ediyorum. İnsanlar saçmalıyor bence, öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü o kadar insan boştan boşa yapmıyor öyle bir şeyi. Yani boş boşuna kimse can vermiyor ki, cip olduğunu asla düşünmüyorum. Tabii aşıya karşı da değilim, vurunabilirim de, yani sıkıntı yok ki, inanıyorum ki geçirdim de, virüsü de geçiren bir kişiliğim, o yüzden saçmalıyor insanlar. Yani inanmıyorum öyle bir şey olduğuna da. Siz aşı yaptıracaksınız. Yaptıracağım, öyle bir sıkıntım yok yani, inanıyorum. Şimdi sağlığımız için yapılması gereken neyse onu yapacağız. Gerekirse aşımızı yapılırız. Ama sağlığımız için faydası yoksa hiç gereği yok, yaptırmayız. Benim çevremde birkaç kişi oldu, koronavirüse yakalandılar. Şu an için atlattılar. Çok şükür. Çok şükür, herhangi bir sorunumuz yok. Sıramız gelirse aşımız da olabiliriz. Kullanırız yani, Çin aşısı olsun, şey aşısı olsun, bakanlıklar böyle söyledikten sonra kullanılır. Kendiler de kullanayım bizzat yani. Kendiler de aşı olacaklar. Biz de aşı oluruz yani. Onlardan kıymetli miyiz biz? Yani herkes canlı kıymetini bilir yani. Açının içinde çit olur mu? Bembeyaz su zaten o. Suyun içinde gözükmez mi çit olsa bile ne? Kontrol edilir zaten. Ha, kontrol edilir. Baksana edilir. 15 günden beri. Kullanırız. Niye kullanmayalım ki? Devlet bir şey verdi. Devlet büyüklerimize güveniyoruz yani. Sizce var mı aşının içinde çip falan? İnanmıyorum. Koronavirüsün olduğuna inanıyorsunuz. Tabii canım, virüs vardır. Virüs olmasa o kadar insanlar ölür mü? Dünya böyle yani. Ya sadece biz olsa diyelim ki biz de yalan söyler deriz. Ama dünyada böyle. Yani kafalar herkesin karışık yani. Fakat zararı olsa herhalde devletimiz bize vurdurmaz. Mutlaka bir faydası vardır. Ama vücuttan vücuda da değiştiği için bunun tahlilini yaparak vursalar daha güzel olur gibi geliyor bana. Aşı yaptıracak mısınız siz? Ya şu an için kafam karışık. Ben daha virüse de yakalanmadım ama tabii ki araştıracağız. Faydalı olacağına inandığımız için yaptırırız. Niye yaptırmayacağız? Devlet para ödüyor bu aşıya. Faydasız olsa ödemez. Onun için devlet ne diyorsa onu yapacağız.